Duygu. Bu arkadaş bundan sonra sana emanet. Okul çıkışlarına gelip burada bizimle çalışacak. Ya daha neler artık ya? Hem de hiç kayırılmadan. Ofis boylar ne yapıyorsa onu yapacak. Eğer bir ayrım görürsem seninle bozuşurum. Ya, istersen çip tak bana. Takip et beni böyle neredeyim, ne yapıyorum falan. O bir sonraki adım. Ben toplantıdayım. Sonunda delirtmeyi başardın mı? Ya delirmesi için bana ihtiyacı varmış gibi gözüküyor mu oradan? Umut, şundan 5 kopya istiyorum. Tamam. Sen en son oyuncu değil miydin? Ne ara forsa oldu? Forsa? Kürek mahkumu. Rüzgar'cığım, muhabbeti kaptırırsan abin seninle bir, beni de yakar ona göre. Hadi gel, biz bir şeyler bakalım. Umut da işine baksın. Şimdi bir şey falan bastın mı? Bilmiyorum, basıyorum işte, durmuyor ki. Ne oluyor? Bozuldu galiba. Bravo. Bu makine bizim elimiz ayağımız. Madem anlamıyorsun, içeriden birisine sorsana. Niye cengaverlik ediyorsun? O değil. Ben cengaverlik yaptım. Yani ne bileyim. Hani düğmesine basınca durur diye düşündüm mantık olarak. Ama çok mantıklı bir makine değilmiş arkadaş. Kendini uzay üssü falan zannediyor herhalde. Bir de paparayı yediği için Umut bir özür hak etti bence. Sana verilen görevi Rüzgar'a devretmemeliydin. Burada herkes kendi işinden sorumludur. Aynı kural senin için de geçerli Rüzgar. Şimdi birini bulup tamir ettirin şunu. Bu neydi be? Ya bak, bu şirkete gelen herkes havasından mıdır, suyundan mıdır bilmiyorum. Bir anda mutanta dönüşüyor. Sen hiç kafana takma. Bizim yıldızımız bir türlü uyuşmadı zaten. Sen de boşu boşuna kendini attın ortaya. Boş ver ya. Borçlandım sana ama. Merak etme. Hatırlatırım ben sana bunu. Yalnız harbiden uzay üstü gibiymiş. Ya hani insan yapımı sonuçta. Bu kadar zor olmamalı diye düşünüyorum. Öf. Ya bak dur. Bu böyle olmayacak. Bizi en iyisi anlayan birini bulalım. Yoksa çıkamayacağız işin içinden.